Türkçe olsun. Benim dünyam Yusuf'un dünyası, senin dünyan Yusuf'un dünyası, Yusuf'un dünyası. Gittiler kardeşim. İnşallah bir dahaki yıl tekrar gelirler. Hiç gelmeselerdi ya da gitmeselerdi. Öyle söyleme Osman. Ben de üzgünüm ama iyi ki geldiler de onları tanıdık. Onlar da bizi. Abi, Osman. Abi, Merve ve Mehmet abim bize mektup bırakmış. Ne yazmışlar Elif? Abla, bana da yazmışlar mı? Durun bir, yastığımın üstüne bırakmışlar. Beraber okuyalım diye okumadım. Hadi okusana, ne duruyorsun? Abi ben okuyamayacağım. Al sen oku. Osman, annemleri çağırır mısın? Anne, baba, dede. Çok merak ediyorum, ne yazmışlar? Ben de merak ediyorum. Şimdi öğreniriz. Anne, bize mektup yazmışlar. Osman söyledi oğlum. Hadi okusana bakalım. Tamam, okuyorum. Merve ve ben bu mektubu yazarken size yakalanmamak için çok uğraştık. Ve bunu başardık. Sözlerime bir sohbetimizde dedemin bize öğrettiği hadisi şerifle başlamak istiyorum. Büyüklerinizden akrabalarınızı ve akraba ziyaretini öğrenin. Çünkü akraba ziyareti ailede sevgiyi arttırır, malı çoğaltır ve ömrü uzatır. Neden hadisi şerifle başladığımı mektubu okuduğunuzda anlayacaksınız. Geldiğimiz ilk gün bile aileden biri olduğumuzu hissettirdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey bizi yediren, içiren ve yaşatan Rabbim, verdiğin nimetlere hamdolsun. Sevgi dolu bir ailenin bir parçası olduğumuzu anladık. Mehmet. Ertesi gün hep birlikte istop oynarken biz de sizin kardeşinizdik. Nereye bakıyorsun öyle? Yengem namaz kılıyor, onu izliyorum. Annemi namaz kılarken daha çok görürsün. Gel oyunumuza devam edelim. Sen namaz kılmayı biliyor musun? Tabii ki. Ben de biliyorum. Bana da öğretir misiniz? Burada olduğumuz sürece hepinizden çok şey öğrendik. En güzeli, her şeyi öyle sevgiyle anlatıyordunuz ki bilmediğimiz için utanmadık. Öğrenmek için uğraştık. Ezan sesiyle uyandığımız o güzel sabahı hiç unutmayacağım. Üstümüzü başımızı ıslatsak da beraber abdest aldığımız sabahı hiç, hem de hiç unutmayacağım. Sen bildiğin duaları oku şimdilik. Ben bazı yerleri sesli söyleyeceğim. Ben ne yaparsam tekrarlarsın. Tamam Yusuf. Birlikte kıldığımız ilk namazı unutabilir miyim sence Yusuf? Bu arada her namazımızda yengemin hediye ettiği seccadeleri kullanacağız. İnşallah eskimezler. Canım yavrularım, kılacağınız namazları Allah kabul etsin. Beraber camiye gittiğimiz o günü, Osman'ın sayesinde minbere çıktığımızı hep gülümseyerek hatırlayacağım. Annemlerin geleceğini duyduğumuzda siz de bizim kadar mutlu olmuştunuz. Geldikleri gün bizim kadar heyecanlıydınız. O zaman daha çok anlamıştım sizin bizi çok sevdiğinizi. Biliyor musunuz? Artık her Arefe günü oruç tutacağım. Tabii Merve de. Biz Kurban Bayramı'nı ilk kez bu kadar güzel yaşadık. Neden kurban kestiğimizi anladık. Sizi tanıdığımız için, kardeşimiz olduğunuz için çok mutluyuz. Bize öğrettiklerinizi, sizin o kocaman sevgi dolu yüreğinizi hiç unutmayacağız. Hadisi şerifte olduğu gibi. Hiç tanımadığımız akrabalarımızı tanıdık. Onlarla birçok şey paylaştık. Sevgimiz çoğaldı, birbirimizi çok sevdik. En güzeli de birbirimizi hiç unutmayacağız. Beraber geçirdiğimiz bu yazı hiç ama hiç unutmayacağız. Hepinizi şimdiden çok özledik. İnşallah büyüdüğümüzde biz de Türkiye'de yaşarız. Sizinle hep beraber oluruz. Canım kardeşlerim.
Hepinizi öpüyoruz. Hı? Dedemin, amcamın ve yengemin ellerinden öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Çocuklar, biliyorum ki çok üzgünsünüz. Biz de üzgünüz. Bir yandan da çok mutluyuz. Hı? Ne yani dedeciğim? Gittiklerine seviniyor musunuz? Gittiklerine sevinebilir miyim oğlum? Hı. Tabii ki üzülüyorum. Ama onların da bir evi, okulu, arkadaşları var ve başka ülkede yaşıyorlar. Bunu kabul etmemiz lazım. Neden sevindim dedin o zaman? Buraya geldikleri, onları tanıdığım için seviniyorum. Yıllar sonra yeğenimi gördüm, bunun için seviniyorum. Haklısın dedeciğim. Hadis-i şerifte olduğu gibi. Biz de hiç tanımadığımız akrabalarımızı tanıdık. Onlarla birçok şey paylaştık. Sevgimiz çoğaldı. Birbirimizi çok sevdik. En güzeli de birbirimizi hiç unutmayacağız. Ben de bunu demek istedim. Akrabalık bağlarına değer verip bize geldiler. Onlar bizden, biz onlardan güzel şeyler öğrendik. Giderken mutlu, huzurlu gittiler. Ben mutlu değilim. Gitmeselerdi bana ne? O zaman buraya taşınsınlar. Osman. Babacığım, odama gideceğim. Osman daha küçük. Zamanla o da anlayacak. Anneciğim, sen otur. Ben ilgilenirim kardeşimle. Aa, Osman ne yaptın sen? Neden bağırıyorsun ki? Ben ne yaptım sana? Bağırdığım için özür dilerim kardeşim. Tamam, sil gözlerini. Ama bu kadar kağıdı yırtıp attığına çok şaşırdım. Mehmet abimi, Merve ablamı çok özledim. Onlara resim yapıyorum. Güzel olmuyor. Siliyorum, kağıtta kalem izi kalıyor. Ben de yırtıyorum. Başka ne yapabilirim ki? Bunun için bağırılır mı? Ben de çok özledim onları. İstersen sana yardım edebilirim. Mektup yazabiliriz. Hı? Yaptığın resmi de koyarız zarfın içine. Hem Elif de katılır bize. Ben yazı yazmayı bilmiyorum ki. Nasıl mektup yazabilirim? Sen söylersin, ben yazarım kardeşim. Elif'i de çağıralım, o da katılır bize. Mektup yazdıktan sonra yırtıp attığın kağıtların hikayesini anlatırım sana. Kağıdın hikayesi mi olur abi? Güldürme beni. Bu söylediğini unutma. Ben anlatınca bakalım aynı şeyi söyleyebilecek misin? Şimdi gidip Elif'i çağıralım. Evlatlarımız için Rabbime şükürler olsun. Amin canım. Biz Rabbimizin emanetlerini onun yolunda yetiştiriyoruz. Rabbim de bizi onların mutluluğuyla mükafatlandırıyor. Haklısın bey. Baksana birkaç saat önce ağlıyordu. Şimdi ne kadar da mutlu. Yusuf ne yapıyorsa her defasında Osman'ı mutlu etmeyi başarıyor. Abi! Abi yoruldum. Sen bana kağıdın hikayesini anlatacaktın. Anlatacaktım da sen mutlu ol diye peşinden koşuyoruz. Dinleneyim anlatırım. Abi ben de merak ediyorum. Hadi çabuk anlat. Hayırlı günler. Hayırlı günler Ahmet. Hoş geldin Ahmet. Bugün yoktunuz. Kaç defa geldim. Mehmetleri yolcu ettik. Yeni geldik. Sana selamları var. Aleyküm selam. Yolcu ettiğimiz yakınlarımızın arkasından annem şey söylüyordu. Neydi? Tamam hatırladım. Allah kavuştursun inşallah. Amin. İnşallah. İnşallah. Of abi tam unutmuştum. Neden hatırlattınız ki? Yanlış bir şey mi yaptım? Anlatırım ben sana. Sen neden geldin? Birkaç kez geldiğine göre önemli olmalı. Konuşmuştuk ya. Bayramdan sonraki gün misket oynayalım diye. Kusura bakma Ahmet, unutmuşum. Ne kusuru Yusuf? Olur böyle şeyler. Hem belki Osman da bizimle oynamak ister.
Ben de oynayabilir miyim gerçekten? Tabii oynarsın kardeşim ama önce izle öğren. Hı-hı. Elif zaten bizden daha iyi oynuyor bu oyunu. O kolay. Ben her şeyi çabuk öğrenirim. Anlaşıldı o zaman. Kağıdın hikayesi yarına kaldı. Ben odama gidip biraz kitap okuyacağım abi. Tamam, yarın anlatırsın. Şimdi misket oynayalım. Sen bilirsin kardeşim. Zaten sen bizi hep yeniyorsun. Hadi o zaman ben de misketlerimi getireyim. Kaç tane misketin var? Neden ki? Söyle hadi, kaç tane? 20 tane galiba. Tamam, bir anlaşma yapalım. Kim yenerse diğerinin misketlerini alacak. Hı? Abi. Osman bir dakika. Tamam anlaştık, sonra alamak yok ama. Hı hı. Osman sen de izle, hı? Sonra bize katılırsın. Ama benim misketim yok ki. Ben sana veririm. Gene mi siz? Bir rahat bırakmadınız. Aa, benim solucanım. Nereden senin oluyorum? Ne meraklısınız sahiplenmeye? Hı. Ben kazandım. Önce ben senin misketlerini vuracağım. Tamam ya. Hey o be. En sevdiğim an. Canım acısa da çimlerin üstünde yuvarlanmak çok güzel. Aman Allah'ım, üstüme geliyor. Paramparça edecek beni. Kaçacak yerim de yok. Hop. Oley, işte bu. Çıkarın beni buradan. Çukurda olmak çok kötü, korkuyorum. Hop. Hop. Ne dersin? Ben kazanırım değil mi kardeşim? Neden olmasın abi? Şansa bak. Hayal kurmanın zamanı mı Yusuf? Oo, yara almaktan kurtuldum. Teşekkür ederim Yusuf. Biliyordum. Oh, işte gördün mü? Hey! Yusuf, iyi misin? Abi, ne oldu sana? Söyle abi. Tamam arkadaşım, al hepsi senin olsun. Ne olur ağlama. Ben hem kendi misketlerimi hem senin misketlerini savaştaki arkadaşlarıma yollayacaktım. Hep yeniliyordun Ahmet. Ne vardı bugün de yenilseydin? Osman rahat bırak beni. Abi, sen ağlayınca benim de ağlayasım geliyor. Canım acıyor. Sen susarsan ben de susarım. Osman! Annem, anne. Kuzum. Söyle kuzum, neden bu kadar hırslısın? Oyun oynarken ağlanır mı? Anne, ben kazandığım misketleri birazcık mutlu olsunlar diye savaştaki arkadaşlarıma gönderecektim. Ahmet'in ilk kez yeneceği tuttu. Şimdi ne yapacağım ben? Oğlum, hadi kalk. Elini yüzünü yıka. Kendini iyi hissedince hep beraber konuşalım. Hem biliyor musun? Limonata yaptım. İçine de nane attım. Tam istediğin gibi. Hı? Oh. Teyze, ben Yusuf'u üzmek istemedim. O dedi kim yenerse bütün misketleri alır diye. Tamam oğlum, biliyorum seni üzmek istemediğini. Yusuf gelsin bakalım. Abimi ilk kez böyle görüyorum anne.
Ben de kızım, ben de. Neden böyle davrandığını öğreniriz gelince. Gel Yusuf, beraber oturalım. Söyle oğlum, nedir seni böyle ağlatan? Şey, ama anne, ben kazandığım misketleri güzel bir şey için kullanacaktım. Ne diyor bu çocuk, ne kazanması? Sus da dinle, bakalım ne diyecek. Yusuf, sen misketleri kazanmak için çalışmadın ki, oyun oynadın sadece. Oyun sonunda kazanmak, galip gelmek sizi sadece mutlu etmeli, eğlendirmeli, arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmenizi sağlamalı. Ve en önemlisi, oyun sonu bir karşılık belirlenmemeli. Şimdi, Ahmet'le bisiklet sürseniz ve yarışsanız, galip gelen diğerinin bisikletini mi alacak? O başka anne. Başka değil oğlum, aynı şey. Söyle bakalım, neden böyle bir şey yaptın? Şey, anne, hani haberlerde gördüğümüz çocuklar vardı ya, onlara gönderecektim. Onların oyuncakları da yoktu. Hem bak ne kadar renkliler, kim bilir nasıl mutlu olacaklardı. Canım yavrum, hatırlar mısın Osman'ın Yücel'le özür dileme mevzusunu? Of ya, yine ben. Neden o konuyu açıyorsun ki anne? Ben hatamı anladım ki. Anladığını biliyorum yavrum. Niyetim seni üzmek değil. Bekle, ne demek istediğimi anlayacaksın. Oğlum? Tabii ki hatırlıyorum anne. Peki, düşün. İki olay arasında nasıl bir benzerlik var? Anladım anne. Ama gene de sen söyler misin? Şimdi sen misketlerini haberlerde gördüğün çocuklara gönderip onları mutlu etmek mi istiyorsun? Evet. Evet anne, tam da böyle. Senin yapmak istediğin çok güzel bir davranış. Ama iyi bir şey yapmak isterken diğer taraftan hakkın olmayan misketleri alarak yanlış bir şey yapıyorsun. Hem eminim Ahmet'e niyetini söylemiş olsan o da misketlerini seve seve verir. Tabii veririm. Neden vermeyeyim ki teyze? Şimdi anladın mı yavrum? Anladım anne. Özür dilerim Ahmet. Al Yusuf. Ben nasıl göndereceğimi bilmiyorum. Sen gönder. İnşallah sevinir arkadaşlarımız. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Allah razı olsun Ahmet. Senden de Yusuf. Bak oğlum. Allahu Teala bir ayette şöyle buyurmuştur. Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. Tamam anne, anladım ben. Allah'ım tövbeler olsun, affet beni. Anne, bir şey söyleyeceğim. Söyle bir tanem. Ben ve kardeşlerim, o gördüğüm kardeşlerimize para da gönderebilir miyiz? Evet de, neden sordun oğlum? Elif'in, Osman'ın ve benim kumbaramızdaki paramız var ya. İşte biz biriktirdiğimiz paraları göndermek istiyoruz. Ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Bize yardım eder misin anne? Böylesine güzel bir niyete nasıl yardım etmem? Bizim caminin imamına verelim, o en doğru yere ulaştırır. Ama anne, o tanımıyorsa, bilmiyorsa onları. Nasıl bilmez oğlum? Onlar bizden önce haberdar oluyorlar böyle durumlardan. İstersen yarın gidip konuşalım. Anne, bizim küçülen kıyafetlerimizi de yollayalım mı? Ben onları gönderdim zaten. Hani bizim sevdiğimiz şeyler vardı, kalsın anne dedik. Sen de almadın ya, onları dedim anne. Şimdi anladım. Olur, tabii çok güzel olur. Allah sizden razı olsun yavrularım. Sizi bize veren Rabbime şükürler olsun. Ey büyük Rabbim, hamdolsun sana. Şükürler olsun. Kardeşim, ne oldu? Korna sesinden korktum abi. İyiyim şimdi. Abi, nereye gidiyorsun? Görmediniz mi? Kuşlar da korktu. Osman, Elif. Efendim abi. Size bir sorum var. Bakalım bilecek misiniz? Çok merak ettim abi. Hadi sor. Ben de merak ettim ama ya bilemezsem?
Tamam, soruyorum ama teker teker cevap vereceksiniz. Elif, önce sen. Ağaçlar ne işe yarar? Bunda bilmeyecek ne var? Ağaçlar meyve verir, biz toplar yeriz. Ağaçtan kağıt yapılır, erozyonu önler. Fotosentez yapıp kirli havayı oksijene çevirir. Bu kadar mı Elif? Peki Osman, sen ne diyeceksin? Ablamın dediklerinden bir tek meyveyi anladım. Beni bildiğinde salıncak kurar sallanırız. Siz gülüyorsunuz ama Osman, biliyor musun? Zayıf dallarımıza salıncak kurduğunuz zaman bizim canımız acıyor. Osman, nereden aklına geldi bu? Hem ne zaman ağaca salıncak kurduk? Ben neden hatırlamıyorum? Köye gittiğimizde görmüştüm. Kuşlara bakar mısınız? Bakın ne kadar çok kuş var. Ağaç dallarına sığınarak tehlikelerden korunuyorlar. Bu ağaç o kuşların evi. Ne güzel söyledin Yusuf. Aferin sana. Sadece kuşlar değil, birçok hayvan da bize sığınır. Eğer sayımız çoksa, yani birçok arkadaşımla aynı yerde yaşıyorsam, kocaman bir aile oluruz. Siz buna orman diyorsunuz. Birçok canlı ya dallarımızda, ya gövdemizde, ya bizde yetişen bir meyvede, ya da bizlerin arasında barınır, yaşar. Hey çocuklar, yuvamıza misafir olur musunuz? Bazı arkadaşlarımın meyvesi ya da yaprakları, gövdelerinde ürettikleri sıvılar ilaç yapımında kullanılıyor. Hasta olduğunuzda iyileşmek için o ilaçları kullanıyorsunuz. Çok yağmur yağdığında seller oluyor, topraklar kayıp yer değiştiriyor. Toprağın üstünde ne varsa o da yer değiştiriyor ya. İşte bu da bizi yok edip her yere bina yaptığınız için. Yardım edin, biri bana yardım etsin. Kayıp gidiyorum, kurtarın beni. Biz yağan yağmurları köklerimizle emer toprağa ulaştırırız. Bütün kardeşlerim benim kadar şanslı değil. Onlar için çok üzülüyorum. Tıpkı bir süngere aniden döktüğünüz suyun büyük kısmı boşa gidip yavaş yavaş döktüğünüzde suyu içinde depoladığı gibi. Toprak da öyledir. Yağmur yağdığında eğer biz yoksak toprak hepsini birden ememez. Birçok yağmur suyu akıp gider. Ama biz yağmur suyunu toprağın kana kana içmesini sağlarız. Toprak, ihtiyacından fazla olan suyu bizim sayemizde depolar, sonra sizin ve diğer canlıların kullanımı için geri verir. Ben süngerim. Benim alabileceğim su miktarı belli. Neden çok dökerek suyu ziyan edersiniz anlamam. Yardım edin. Biri durdursun suyu, gitmesin. Benim suya çok ihtiyacım var. Şöyle. Şimdi suyu doya doya içebilirim. Biz ağaç gövdelerinde, yapraklarında, dallarında, otların üzerinde bekleriz. Yavaş yavaş toprağa ineriz. Ağaçların köklerinden yol bulur. Yol açın arkadaşlar, yol açın. Yağmuru yerine ulaştıralım. Yeraltı su kaynaklarına ulaşıp çoğalırız. Kaynak su olarak yeryüzüne çıkar, bütün canlıların su ihtiyacını gideririz. Allah, ben dahil bütün nimetleri sizlere gönderirken, siz insanlar kendi ellerinizle yok ediyorsunuz. Meyvecilikle geçinen çiftçileri unutmayalım. Verdiğimiz meyvenin cinsine göre onlarca arkadaşımı bahçelerinde yetiştirirler. Daha iyi meyve vermesi için gübrelerler, budarlar, ilaçlarlar. Topladıkları meyveleri satıp geçimlerini sağlarlar. Siz de o meyveleri alır yersiniz. Gene kurtuldum, oh be. Sağlıklı olursunuz.
Hayırdır çocuklar? Ağaçtaki kuşlara mı bakıyorsunuz? Kardeşlerime ağacın yararlarını anlatıyordum anne. Aferin oğlum. Ağaç dikmenin, ağaca iyi davranmanın önemini anlatan bir hadis öğreteyim size. Harika olur anne. Dinliyoruz anne. Peygamber Efendimiz bir hadisinde bir Müslüman bir ağaç diker veya bir bitki ekerse ondan kuş, insan veya hayvan yediğinde bu onun için sadaka olur. Biliyor musun anne? Şu ana kadar anlattıklarımı öyle güzel özetledi ki bu hadis. Sağ ol anne. Hadi bakalım. Siz sohbetinize devam edin. Sormak istediğiniz bir şey olursa seslenin kuzuları. Tamam anne. Tamam anne. Ağaçların yararları bu kadar değil. Bazen sıcaktan ve güneşten korunmak için gövdemize yaslanır dinlenirsiniz. Şimdi olduğu gibi. Ben geldim. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk. Bak Osman, annen de geldi. Çocuklar, size limonata yaptım. Teşekkürler anne. Çok susamıştım. Ellerine sağlık annem. Afiyet olsun yavrum. Osman neden döktün limonatayı? Dökmedim ki. Ağaca limonata içirdim. O da susamıştır. Ağaçlar su içer oğlum, limonata değil. Hadi hep birlikte derin bir nefes alalım. İnsanların ve birçok canlının kendi bedeninde akciğerleri vardır. Solunumumuzu akciğerlerimizle yaparız. Ama bütün dünyanın tek akciğeri ağaçlardır. Şşt! Osman! Osman! Hı? Karbondioksiti içimize çeker, oksijen olarak doğaya veririz. Ayrıca oturduğunuz sandalye, ders çalıştığınız masa, oturduğunuz koltuk ve daha birçok şey bizden yapılıyor. Bazen evlerinizi tamamen bizden yapıyorsunuz. Buna da ahşap ev diyorsunuz. Gerçekten mi? Ne oldu oğlum? Bir şey yok anne. Kardeşimin ciğerine çektiği oksijen işe yaramış anne. Baksana sesi nasıl gür çıkıyor. Abi, ağaçtan nasıl kağıt yapılıyor? Ağaç çok sert. Kağıt o kadar sert değil ki. Kullandığımız bütün kağıt ürünleri ağaçtan yapılıyor. Belli bir yaşa gelen ağaçlar kesiliyor, parçalara ayrılıyor, fabrikalarda işlenip kağıt yapılıyor. Bu kağıtlardan okuduğumuz kitap, not aldığımız defter yapılıyor. Yazı yazdığınız kalem de bizden yapılıyor. Tuvalet kağıdı, peçete de bizden yapılıyor. Üzücü olan ne biliyor musunuz? 2 ton ağaçtan sadece 1 ton kağıt üretilebiliyor. Abi, benim yırtıp attığım kağıtlar için kaç ağaç kesilmiştir? Onu bilemiyorum Osman. Ama sadece sen değil, dünyadaki bütün insanların israf ettiği kağıdı düşünürsek hala ormanların varoluşuna şaşırmak lazım. Bir daha asla defterimden sayfa koparıp atmayacağım, söz veriyorum. Sadece sen değil, biz de çok daha dikkat etmeliyiz. Arkadaşlarına anlat, onlar da dikkat etsin kardeşim. Bunu duymak çok güzel. Haklısın abi. Arkadaşlarımıza da anlatalım. Ağacın dünya için ne kadar önemli olduğunu onlar da öğrensinler. Muhakkak anlatın yavrum. Ağaç kolay yetişmiyor. Bir ağacın kağıt ya da mobilya olabilmesi için çok büyümesi gerekiyor. Ve bu çok zaman alıyor. O yüzden eşyalarımızı daha özenli kullanmamız gerekiyor. Anne, bahçemize yeni ağaçlar dikelim mi? Kesip kağıt yapmak için değil. Daha çok oksijen almak, daha çok meyve yemek için.
Tabii ki dikelim. Diktiğimiz ağaçlara isim verelim. Kendimiz ilgilenelim. İyi bakarsak meyve de verir. Kuşlar, böcekler, insanlar meyvesini yediği zaman biz de sevap kazanırız. Peygamber Efendimiz bizi çok sever. Ben kiraz ağacı istiyorum. Ben bütün meyve ağaçlarından dikmek istiyorum. O kadar çok ağaç bahçemize sığmaz ki kardeşim. Yusuf haklı Osman. Ağaçların güzel büyümesi için büyüdükleri alanın genişliği çok önemli. Bahçemize kaç tane ağaç dikebiliriz bilemiyorum. Ben bunu hiç düşünmemiştim anne. Siz devam edin. Ben bardakları götürüp hemen geliyorum. Osman! Karıncalara dokunma sakın! Niye bağırıyorsun abla? Karıncalara zarar vermeyecektim ki. Elime alıp sevecektim. Sesimi yükselttiğim için özür dilerim kardeşim. Ama karıncalar çok narin hayvanlar. Elini alırsan ayakları kopabilir ya da ölebilir. Sen de buna çok üzülürsün. Bilmiyordum abla. Teşekkür ederim karıncalara elime almama engel olduğun için. Neşeniz bol olsun çocuklar. Hoş geldin dedeciğim. Kusura bakma dedeciğim. Konuşmaya dalmışız, fark etmedik. Benim geldiğimi bile fark etmediğinize göre çok önemli bir şey konuşuyor olmalısınız. Merak ettim. Oo, hem de çok önemli. Ağaçlarla ilgili konuşuyorduk dedeciğim. Çok mühim bir konu çocuklar. Sizinle gurur duyuyorum. Dedeciğim, dinlenmek için ağaca yaslandın. Haklısın oğlum. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk çocuklar. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hayrola çocuklar, eve girmeyecek misiniz? Sohbet ediyorduk babacığım. Madem sohbet ediyorsunuz, ben de misafiriniz olayım. Ne dersin hanım? Yemeğe kadar izin var mı? Ne demek bey? Babacığım, bahçeye yeni ağaçlar dikelim mi? Bunu ben de isterdim ama bahçemiz çok ağaç için uygun büyüklükte değil ki. Hemen asmayın yüzünüzü çocuklar. Hafta sonu istediğiniz bir meyve fidesini bahçemize dikebiliriz. Yaşasın! Babacığım, elma ağacı dikmek istiyorum. Kuzularım hadi, namaz vaktini geçireceksiniz. Sohbete yemekte devam ederiz. Ne güzel bir aile bu. Şükürler olsun Allah'ım. Böyle büyükler oldukça çocuklar vicdan sahibi olur.